Ayna programından sevgiler selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Ayna'nın dünya turu sürüyor. Şimdi de Doğu Avrupa'da bir ülkedeyiz. Bulunduğumuz ülke eski bir Sovyetler Birliği ülkesi. Yüz ölçümü 207.600 km². Nüfusu 9.600.000. Başkenti Minsk. Ayna Belarus'ta. İstanbul'dan kalkan uçağımızla kuzeye doğru ilerlemeye başladık. Aynanın bu seyahati diğer uzun seyahatlerine kıyasla çok daha kısa sürecekti. Yaklaşık 2,5 saatlik uçuşun ardından ulaştık Belarus'un başkenti Minsk'e. Türk vatandaşlarına vizenin olmadığı Belarus'a çok rahat bir şekilde giriş yapıyoruz. Ayna Belarus'ta. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok sayıda kayıpların yaşandığı Stalin hattının Minsk cephesi nasılmış onu hep birlikte tanıyacağız. Tekerlekler çok ilginç, gördüğünüz gibi tamamen demir. Arılar nereden geliyor diye sordum. Arılar bu borudan geliyormuş. Belarus kültürünün olmazsa olmazlarından bir tanesi. Türkiye'de almak için sıradaymış değerli seyirciler. Yılında Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını ilan eden Belarus'u ilk tanıyan ülke Türkiye olmuş. Her yıl yaklaşık 200 bin civarında Belarus vatandaşı ülkemizi ziyaret ediyor, güneşin ve harika sahillerin tadını çıkarıyorlar. Denize kıyısı olmayan Belarus'un komşuları Litvanya, Letonya, Polonya, Rusya ve Ukrayna. Sınırlarının toplam uzunluğu 3.642 kilometre. Sert kış günlerinin hüküm sürdüğü ülkede yaz ayları da nispeten serin geçiyor. Ülkemizde Beyaz Rusya olarak bilinen Belarus güvenli bir ülke. İnsanları eğitimli. Okuma yazma oranı %100'e yakın. Caddeleri, sokakları, meydanları tertemiz. Halkı kavgayı sevmeyen uzlaşmacı bir toplum. Terör ve seri cinayet suçlarıyla mahkum olanlara idam cezası uygulayan tek Avrupa ülkesi Belarus. Ulaşım ücretlerinin oldukça ucuz olduğu ülkede sağlık ve eğitim hizmetleri de bedava. Ülke o kadar çok ormanla kaplı ki Belarus'a Raylesov, yani ormanlar cenneti de deniyor. Ülkede 11 bin civarında da göl bulunuyor.
nüfus artışı devlet tarafından ciddi teşvik ediliyor. Çocuk doğar doğmaz doğum parası olarak 1500 dolar veriliyor. Sonrasında da 3 yaşına kadar çocuk yardımları sürüyor. 5 çocuk sahibi olana ise devlet bedava daire veriyor. Değerli seyirciler, 33 katlı yüksek bir binadan başkent Minsk'i kuşbakışı olarak seyrediyoruz. Güzel bir havada harika bir manzarayla karşı karşıyayız. Evet, yeşillikler alabildiğine şehrin ortasında uzayıp gidiyor gördüğünüz gibi. Yeşilliğe ve parklara çok ayrı bir önem gösterilmiş bu şehirde. Nereye gidersek gidelim, işte bu yeşillikleri ve geniş parkları şehrin çok farklı köşelerinde görebiliyoruz değerli seyirciler. Şehir planlaması da Minsk'in çok güzel yapılmış. Hakikaten planlamayı şehrin çok farklı mahallelerinde net bir şekilde hissedebiliyoruz. Aslında bu şehir 2. Dünya Savaşı sırasında yok olmuş. Neredeyse hiç bina kalmamış değerli seyirciler. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar inşa edilen bir Minsk görüyoruz. Evet, hakikaten güzel bir şehir. Ortada akıp giden nehir Svislaç Nehri. Bu arada şunu da ifade etmiş olalım değerli seyirciler. Belarus düz arazilerden oluşan bir ülke. Ülkede hiç dağ yok. Evet, oldukça bizi şaşırtan bir durumdu bu değerli seyirciler. Gerçekten hiç dağ yok mu diyeceksiniz. Gerçekten ülkede hiç dağ yok. Sadece ve sadece küçük küçük tepeler var değerli seyirciler. Ülkedeki en yüksek tepe 346 metre yüksekliğinde. Evet, yanlış duymadınız. Ülkenin en yüksek tepesi 346 metre. Gördüğünüz gibi tamamen düz arazilerden oluşan bir ülke Belarus. Svislaç Nehri kıvrım kıvrım şehrin ortasında yoluna devam ediyor. Bu yükseltide konuşmakta oldukça zorlanıyorum çünkü ciddi anlamda rüzgar var. Siz mikrofondan da belki şu anda net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bazen insanın nefesi kesiliyor, konuşmakta oldukça zorlanıyor. Solumda da Gözyaşı Adası'nı görüyorum. Yapay bir ada bu Gözyaşı Adası. Afganistan'da kaybettikleri askerlerin anısına yapılmış yapay bir ada, üzerinde de anıt var. Hemen sağımda da eski şehri görüyoruz değerli seyirciler. Dediğim gibi 2. Dünya Savaşı sırasında yok olmuş bir şehir Minsk. İşte kalan çok az sayıda bina var. Opera binası hemen arkasındaki o binalardan bir tanesi. Ama sonrasında tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şehir yavaş yavaş tekrar inşa edilmeye, büyümeye başlamış. Evet, devam edip gidiyoruz. Az ileride de yine Cumhuriyet Sarayı'nı görüyoruz. Evet, güzel bir havada 33 katlı bir binadan size kuş bakışı olarak Minsk manzarası sunmaya çalıştık değerli seyirciler. Zaten manzara kendisini anlatıyor. Şehir her haliyle güzel bir şehir. Şehri boydan boya kesen Bağımsızlık Caddesi yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda. 4 gidiş, 4 geliş olan geniş dev cadde Minsk'in trafikteki can damarı. Şehirde kaldırımların da çok geniş olması dikkatlerden kaçmıyor. Üstelik kaldırımlara park etmiş hiçbir araç da yok. Vinşuйте молодых, любви жадайте, хай будет згода у них.
И будет счастье, сядят я голубки, глядят не смело, и свет для их таки, як велюм белый, и свет для их таки. Biz de başkentte çok kullanılan otobüslere atlıyor ve seyahat ediyoruz. Bu meydan da Bağımsızlık Meydanı. Zafer Meydanı ve anıtı da şehrin sembollerinden. Burası da ülkenin meclis binası. Hemen önünde de Lenin heykeli var. Lenin heykeli hala bu ülkede ayakta. Şarkı söyleyen sokak sanatçıları iş başında, cadde, sokak ve metrolarda. Biri çalıyor, diğeri söylüyor. Belarus dilinde bir şarkı seslendiriyor sokak sanatçısı. Belarus'un ünlü şairlerinden Yakup Kolas Meydanı da şehrin geniş meydanlarından. Yıllar öncesinden devreye soktukları metroda seyahat ediyoruz başkentte. Temiz ve güvenli metroyla her gün binlerce yolcu seyahat ediyor şehirde. Belarus kırsalında seyahat ediyoruz. Belarus kültürünü daha iyi tanıtma amacıyla kurulmuş bir kültür köyünü ziyaret ediyoruz. Köyün adı Dudutki. Bu köyde ülke kültürüne ait pek çok etkinliği ilk elden gözlemleme imkanına kavuşuyor ziyaretçiler. Keten dokuma ilgi çeken aktivitelerden. Kuşak yapımı ise seyircilerin meraklı bakışları arasında devam ediyor. Belarus'a has çömleklerin
bir taraftan imalatı yapılmaya devam ederken diğer taraftan da satışları sürüyor. Duda isimli enstrümanı çalan Belaruslu, ardından diğer enstrümanların çıkardığı sesleri de gösteriyor bize. Ata binme imkanının bile olduğu kültür köyünde ekmek ve tereyağı ile beraber sunulan bitki çayı da ziyaretçilerin oldukça beğenisini kazanmış. Dudutki Kültür Köyü'nde değerli seyirciler eski araçların sergilendiği bölümdeyiz. Solumdaki traktör çok ilgimi çekti. 1935 model traktör. Evet 1935 yılında Sovyetler Birliği'nde Harkov'da yapılmış bir traktör bu değerli seyirciler. Tekerlekler çok ilginç gördüğünüz gibi tamamen demir. O dönemlerde hiç lastik tekerlek kullanılmıyormuş anladığımız kadarıyla. Hem ön hem arka tekerler tamamen demirden yapılma. Daha iyi çeksin diye de gördüğünüz gibi tekerleklere koca koca dişler eklenmiş. Zannediyorum söke söke traktör götürüyordur. İşte 1935 model Sovyet yapımı bir traktör de burada sergileniyor. Bu traktör modeli 1930-37 yıllar arasında üretilmiş. O günler için çok değerli olan bu traktörler artık bugün müzelerde yerlerini almışlar. Değerli seyirciler, Belarus'ta arıcılıkta meşhur ve balları gerçekten çok güzel. Doğal ballarmış, o şekilde ifade ediyorlar. Diyorlar ki doğal ortamda, tabiatta bir ağaçta petek olup olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Nasıl anlayabiliyorsunuz dedim. Ayının ayak izlerinden çok rahat bir şekilde bir ağaçta petek olup olmadığı anlaşılıyor diyorlar. Tabii bu ağaç şu anda örnek bir ağaç. Ayı tırmanmasın diye de doğal ortamlarda da bu şekilde tuzaklar kullanıyorlarmış değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi bu bir tuzağı gibi. Tabii bu bir tuzağı tam bunun tersi ama burada ayı tırmanamasın diye hakikaten ciddi önlemler alınmış. Ayı ağaca rahat bir şekilde tırmanamasın ve peteğe ulaşamasın diye gördüğünüz gibi insanlar ne tür icatlar oluşturmuşlar. Belarus'un yaklaşık %40'ı ormanlarla kaplı olduğundan arılar çok rahat bir şekilde doğal ortamlarda bal üretebiliyorlar değerli seyirciler. Ve ağaç koluklarında tabii mükemmel petekler oluyor. Değerli seyirciler, burada da canlı bir bal üretimine şahitlik ediyoruz. Bir ağacın kütüğüne cam yerleştirmişler. Gördüğünüz gibi camdan da rahat bir şekilde bal üretimini görüyoruz. Arılar harıl harıl çalışıyorlar her zaman olduğu gibi. Bu düzeneğin içerisine petekler yerleştirilmiş değerli seyirciler. Ve arılar da bal üretmeye devam ediyorlar. Arılar nereden geliyor diye sordum. Arılar bu borudan geliyormuş. Evet, gerçekten çok şaşırdım. Bu borunun içerisinde nasıl buraya geliyor diye. Ama
arı bal yapma heyecanıyla gördüğünüz gibi peteği rahat bir şekilde boru da olsa işte kovanın girişli olsa rahat bir şekilde buluyor. Evet, bu borudan buraya giriş yapıyor. Ağaç kütüğü, doğal bir ortam burada sağlanmaya çalışılmış. Buradan da ışık verilmiş hani rahat bir şekilde burayı görelim diye. Evet, Belarus'ta diyorlar ki doğal bal, tabi balı bulma ihtimaliniz çok daha yüksek. Hatta hemen elimize bir bal tutuşturdular. Tadına bir bakın. Bu balın doğal olduğunu hemen hissedeceksiniz. Ağzınıza aldığınızda tabi bal olduğunu hemen fark edeceksiniz diyorlar. Bismillah diyelim. Bakalım Belarus balı, tabi balı, doğal balı nasılmış? Evet, hakikaten muhteşem, lezzetli olan bir bal değerli seyirciler. Çok güzel bir tadı var. Tabi artık günümüzde gerçek bal mı yoksa sahte bal mı diye hep tereddüt geçiriyoruz ya. İnşallah onlar da sona erer. Ama buradaki şu anda tattığımız balın gerçek bal olduğunu her şeyle hissediyorsunuz. Zaten Belaruslular kendi ballarını ballandıra ballandıra anlatıyorlar değerli seyirciler. Şöyle bir daha tadalım. Hakikaten Belarus balı ballıymış. Belarus kırsalında yolculuğumuz devam ediyor. Hedefimizde Stalin hattı olarak ifade edilen yere ulaşmak var. Değerli seyirciler, 2. Dünya Savaşı sırasında çok önemli rol oynayan Stalin hattının Minsk cephesindeyiz. Alman ordularına karşı kurulmuş bir hat bu hat. Baltıklardan başlıyor ta Karadeniz'e kadar uzuyor değerli seyirciler. 2000 kilometre uzunluğunda bir hat bu. 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nden yaklaşık 28,5 milyon insan hayatını kaybetmiş. Belarus'tan ise yaklaşık olarak 3,5 milyon insan hayatını kaybetmiş değerli seyirciler. İşte böylesine büyük bir savaş, 2. Dünya Savaşı. İşte 2. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda kayıpların yaşandığı Stalin hattının Minsk cephesi nasılmış onu hep birlikte tanıyacağız. Tabii bize Andre yardımcı olacak. Andre, how are you? I'm fine, thanks, and you? I am fine too. No. How is everything going with you? Good? It's good. Okay. Değerli seyirciler, Andre ile turlayacağız burayı. Minsk cephesi nasılmış hep birlikte göreceğiz. Zaten etrafımızda hep savaş aletlerini görüyoruz. Evet, savaşta kullanılan tanklarda tutun, araçlardan tutun, uçak savarlara, tank savarlara kadar bir sürü savaş alet, edevatı, araç gereçleri var burada. İşte Minsk cephesi büyük bir cephe. Hep birlikte Minsk cephesini tanıyacağız. Andrei rehberimiz, onunla birlikte burayı dolaşıyoruz. Please, go ahead, пожалуйста. Okay. Siperlerin arasında dolaşıyoruz Andrei ile. O dönem uçak savar mekanizmalarının nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Müzik
top namlusuna nasıl mermi sürüldüğünü anlatıyor rehberimiz. Ciddi korunaklı bölgede. Rehber, o yıllarda üzeri betonla kaplı bunkerlerde nöbet tutan askerleri ve onların hayat şartlarını anlatıyor uzun uzun. İnsanlar farklı tipteki tankların aralarında dolaşıyor, onlarla fotoğraf çektiriyorlar. Stalin hattı ziyaretçilerini 2. Dünya Savaşı yıllarına getirip götürüyor kısa süre içerisinde. Burası adeta bir film platosu gibi. Değerli seyirciler, buraya gelen turistler atış denemesi de yapabiliyorlar. Yanımızda Andrei var. Silahları burada bana tanıtıyor. Kalaşnikov burada var diyor. Otomatik tüfek. Bu yarım otomatik bir tüfekmiş. Bunun adı da karabinmiş. Burada eski tip başka bir tüfek daha görüyorum. Hemen yanında tanksavar var. Tankı delip geçen mermisi olan tanksavar. Burada da o dönemlerde kullanılan otomatik makinalı silah görüyoruz. Atış denemesi yapacağız. Şöyle nişan alıp değerli seyirciler hedefimize atış yapacağız. Ama müthiş ses çıkıyor, aman dikkat et diyorlar değerli seyirciler. Kulakları sağır edercesine ciddi anlamda bir ses çıkıyor diyorlar. Bakalım atışımız nasıl olacak? Evet, nişan aldık. Aman Allah. Takıldı. Takıldı. Evet. Silah dayanamadı değerli seyirciler. O mu? Evet. Wow. Gördüğünüz gibi farklı silahlarla, arzu ettiğiniz silahlarla siz burada atış denemeleri yapabiliyorsunuz. Şöyle yavaşça koyalım. Şimdi de tank savarı deneyeceğiz değerli seyirciler. Andrei, can I look at? Tank savar mermisi de bu şekilde oluyor değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi tankı delen bir mermi yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirdi. Ama evet, nasıl kullanacağını şu anda Andrei bana gösteriyor ama bu arada diyor müthiş ses çıkacağı için bunu taksan iyi olur diyor. Taktık şöyle. Silah zaten çok ağır değerli seyirciler. Gerçekten. Left hand here. Done like this? Yes. Evet, bu şekilde kullanılıyormuş. Evet, şöyle güzelce yerleştirelim. Aman Allah'ım. Evet, şimdi de otomatik makinalı silah deneyeceğiz. Please, please. Evet, her tarafımız toz oldu. Please, please. Do I need this one? No. Bunda gerekmiyormuş değerli seyirciler. Bu da makinalı silah. Two fingers. Evet, gördüğünüz gibi. Up and push here from shooting. Oh really? Up and push and turn. Andrei nasıl kullanacağını gösteriyor. If you want you can turn right or left. Yani sağa sola dönebiliyorsunuz, aşağı yukarıya diyor. Up. Evet. Now if you want. Stalin hattında Minsk kefesinde dediğim gibi farklı silahları kullanma imkanınız var. Tabi bunun için ücret ödüyorsunuz değerli seyirciler. Ücret karşılığı
bu silahları kullanabiliyorsunuz. Evet, deneyelim bakalım bir. Kameramanımız Tuncay'ı da vurmadan değerli seyirciler. Evet. Evet, gördüğünüz gibi kameramız bile, şuradaki kamera bile dayanamadı sarsıntıya. Değerli seyirciler, bu şekilde bir atış gerçekleştirmiş olduk. Ama şunu ifade edelim değerli seyirciler. Buradaki mermiler gerçek mermiler değil, kuru sıkı. Boş kovanlar her tarafa dağıldı zaten. Atış yaptığınız zaman gerçek mermiyle atış yapmıyorsunuz. Sadece kuru sıkılarla atış yapıyorsunuz. Ama işte o atış deneyimini bir nevi de olsa yaşamış oluyorsunuz. Özellikle çıkan ses kulakları sağır edecek derecede güçlü bir ses. İşte mis cephesi ve Stalin attı. Belarus kırsalında çekimlerimizi yaptıktan sonra başkent Minsk'e geri dönüyoruz. Değerli seyirciler, burada da size Belarus'un geleneksel kıyafetlerini tanıtacağız. Arkamızda rengarenk geleneksel Belarus kıyafetleri var. Yanımızda da Olga Hanım var. Olga Hanım bize Belarus kıyafetlerinin tanıtımında yardımcı olacak. Здравствуйте, Olga Hanım. Здравствуйте, добрый день. Как дела? Хорошо. Как поживаете? Живем не туже. Değerli seyirciler, Olga Hanım da geleneksel bir kıyafet giymiş ama bu diğerlerinden farklı, biraz daha modern olanıymış. Keten kumaş çok çok önemli Belarus kültüründe. Özellikle geleneksel elbiselerde keten kumaş Belarus kültürünün olmazsa olmazlarından. Buradaki elbiselerin tamamı el dokuma değerli seyirciler. Üzerine basa basa söylüyorlar. El emeği, göz nuru bu elbiselerin tamamı diyorlar. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda emek verilmiş elbiseler bunlar. Başörtü de yine Belarus kültürünün değişmezlerinden. Evet. Geleneksel kültürde başörtü kadınlarda muhakkak ve muhakkak var. Tabii bu evli bir kadının başörtü bağlama şekliymiş. Şurada da bekar olan bir kadının başörtü bağlama şeklini görüyoruz. Genç bir kızın başörtü bağlaması da bu şekildeymiş. Bu başörtü bağlama şekline göre genç kızın evli mi yoksa bekar mı olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyorlarmış. Evet, burada da farklı bir başörtü bağlama şeklini görüyoruz. Bölgeye göre değişiyor gördüğünüz gibi başörtü bağlama şekilleri. Belarus'ta 6 farklı bölge var. Her bölgenin geleneksel kıyafetleri farklı farklı. Evet, erkekler doğal olarak daha az işlemeli. Bayanlarda ise ciddi bir işleme görüyoruz. Evet, hakikaten ciddi emek sarf edilmiş. Belarus'un keten kumaşı dünyaca meşhur. Dünyaya bu keten kumaşı ihraç ediyorlarmış. Hatta Türkiye'de almak için sıradaymış değerli seyirciler. İlk etapta Avrupa'ya ihraç ediyorlarmış. Türkiye'de almak istemiş ama şu anda üretimi yetiştiremiyorlarmış. Keten bitkisi bu topraklarda yetişen bir bitki. Dolayısıyla hakikaten sürekli keten kumaş üretimi de devam ediyor. Ve kaliteli keten kumaşı bu topraklarda rahat bir şekilde elde ediliyor değerli seyirciler. Bir taraftan da dokuma olayı devam ediyor. Yani hem geleneksel elbiseleri solumuzda görüyoruz, sağımızda da keten dokuma olayına şahit oluyoruz. Как вас зовут? Меня зовут Олеся. Олеся? Олеся Hanım şu anda dokuma olayını sürdürüyor değerli seyirciler. Как дела? Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Evet, ilmek ilmek gördüğünüz gibi keteni dokumaya devam ediyor Олеся Hanım. Bir de burada biz sandıkları görüyoruz. Sandık da Belarus kültürünün değişmezlerinden. Genç kızlar 7 yaşından itibaren çeyiz sandığına eşyalarını koymaya başlıyorlarmış değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş burada konmaya başlanmış.
Genç kız 7 yaşından itibaren çeyizleri toplamaya, biriktirmeye başlıyor. Evet, küçük bir sandık ama bu dolu. Gördüğünüz gibi aynı bizdeki çeyiz mantığı buralarda da var. Evet, bir başka, bu muhteşem değerli seyirciler, ağzına kadar dolu. Bu genç kız iyi çalışmış. Evet, bu sandıkların üzerindeki işlemeler de tamamen el emeği, göz nuru diyorlar. Yani burada gördüğünüz neler varsa her haliyle el yapımı işler diye ekliyorlar değerli seyirciler. Evet, burada da yine kumaşları görüyoruz. Tablolarda yine tamamen el yapımı tablolarmış. Değerli seyirciler, tabii arkamızda bir sürü geleneksel kıyafet var. Hangisinin hangi bölgeye ait olduğunu Olga Hanım'dan öğreneceğiz. Olga Hanım, это откуда? Брестская область, Жадинка деревня. Değerli seyirciler, bu Brest bölgesinin kıyafetiymiş. İşte başörtüsüyle, işlemeleriyle, eteğiyle, kuşağıyla Brest bölgesini yansıtan bir kıyafet. Это Брест Калинкович. Yine Brest bölgesi, Kalinkovich köyünü yansıtıyormuş değerli seyirciler. Bu kıyafet biraz öncekine göre daha bir farklı. Özellikle bu kısımları, yaka kısımları oldukça süslü değerli seyirciler. Какой регион? Гомельский регион. Гомельский. Гомель. Bu da Gomil bölgesinin değerli seyirciler elbisesiymiş. Hakikaten sadece Belarus deyip geçmemek lazım. Belarus'ta da kıyafetler her bölgeye göre değişiyor. 7600 kilometrekare toprakları var ama öyle toprak bakımından az olarak değerlendirmemek gerekiyor değerli seyirciler. Her bölge kendisine göre yerel kıyafetler tasarlamış ve bunları özel günlerinde, düğünlerinde, bayramlarında giyiyorlar değerli seyirciler. Eta? Muşiyana tozu bölgesi. Yine aynı bölge değerli seyirciler. Gomil bölgesinin. Devam ediyoruz. Brest, Malarita. Malarita? Malarita. Yine Brest bölgesinin Malarita geleneksel kıyafetleri değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi her bölgeye göre geleneksel kıyafetler değişiyor. Son olan bir geleneksel kıyafete burada geldik. Какой регион? Это Минская область, Любань. Bu da Orta Belarus'un geleneksel kıyafeti. Minsk, başkent Minsk ve civarı bu şekilde geleneksel kıyafet giyiyormuş. Evet, Olga Hanım, пожалуйста. Olga Hanım'ı şöyle alalım değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi sıra sıra bir sürü geleneksel kıyafetleri burada görüyoruz. Спасибо, Olga Hanım. Всегда рада, пожалуйста. Большое спасибо вам. Belarus Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları grubuyla birlikteyiz. Halk dansları üyeleri gördüğünüz gibi hep geleneksel kıyafetleri içerisinde dansa hazır vaziyetteler. Bakalım Belarus Cumhuriyeti'nin geleneksel halk dansları nasılmış? Hep birlikte seyrediyoruz. Bu halk dansları grubu Belarus'un en eski ve köklü profesyonel halk dansları topluluğu. Geçtiğimiz günlerde 55. yıl dönümünü kutlayan topluluk 1959 yılında kurulmuş. Dans topluluğunun hedefi milli kültürün en önemli taşıyıcılarından biri olan Belarus halk danslarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Seyircilerine çok farklı dans gösterileri sunan topluluk, geleneksel halk danslarının dışında modern dansları da sahneliyor. Belarus'un dışında Asya, Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinde seyirciyle buluşan Belarus halk dansları topluluğu Türkiye'de de sahne almış. Aynaya özel icra ettikleri ilk dansın ismi Belarus etnik danslarından Kiriviçi.
Valentin Dutkevich tarafından sahneye konulan ve halka şeklinde oynanan dans, Belarus'un kuzeyinde yaşayan ve Belarus ırkının temelini oluşturan eski büyük Slav kabilesi Krivici'yi temsil ediyor. İkinci oynadıkları dansın ismi ise Lavonika. İki gencin aşkının anlatıldığı bu dans, Belarus'un en popüler halk dansı. Her Belarus vatandaşının keyifle oynadığı bu dans, aynı zamanda halk dansları topluluklarının da her vesilede kendi hünerlerini gösterme ve kendilerini ispatlamada icra ettikleri dans. Önümüzde Belarus yemekleri var. Belarus mutfağının 3 değişmezi var değerli seyirciler. Olmazsa olmazları patates, pancar ve lahana. Evet, lahananın burada turşusunu da görüyoruz. Yanımızda da aşçımız var, Alexander Bey. Как дела? Хорошо. Очень хорошо. Нормально. Большое спасибо вам. Пожалуйста. Değerli seyirciler, Alexander Bey gördüğünüz gibi çok farklı yemekler hazırlamış. En meşhur yemeği Belarus'un draniki. Draniki ne diyeceksiniz? Draniki patatesten yapılma bir yemek. Patates rendeleniyor değerli seyirciler. İçerisine yumurta ve un konuluyor ve kızartılıyor. Ve böyle bir yemek ortaya çıkıyor. Simitana dediğimiz yanında kaymak var. Siz kaymakla bu yemeği tüketiyorsunuz. Yanında yine tereyağı görüyoruz. Bir de süslemişler yeşil soğanla ve marulla değerli seyirciler. Patates bu coğrafyalarda, soğuk coğrafyalarda çok kullanılan bir bitki. Hatta Belarus mutfağının olmazsa olmazı, çok farklı yemeklerde patates kullanılıyor değerli seyirciler. Evet, şu anda geldiğimiz mevsim yaz mevsimi olduğundan çorbalarımız soğuk. Sıcak çorba varmış ama yaz döneminde çorbalar soğuk olarak servis ediliyormuş değerli seyirciler. Pancar yine çok önemli bir öge. Belarus mutfağının yine olmazsa olmazlarından bir de burada hemen yan tarafta lahanayı görüyoruz değerli seyirciler. Lahana, pancar, patates üçlüsü Belarus mutfağının olmazsa olmazlarından. Evet, Eta? Холодник. Холодник и свеклы. Холодник. Холодник. Bu çorbanın ismi холодникmiş değerli seyirciler. Pancar çorbası. İçerisinde pancarla beraber yeşil soğan görüyoruz, dereotu görüyoruz. Bir de simitanayı, yani sütten yapılma kaymağı çok çok kullanıyorlar. İçerisinde yine simitana konulmuş çorbanın. Yine bir kaladnik, yine bir sebze çorbası. Yine soğuk olarak servis ediliyor ama bunun ismi biraz daha farklı. Eta? Kaladniki şeyva. Şeyva. Şevi. Şevi isimli bir başka çorba. Bunun içerisinde neler var şöyle bir bakalım. Yine şevi dediğimiz bir bitkiyi görüyoruz değerli seyirciler. Ispanağa benzer bir bitki. Dereotunu görüyoruz, yeşil soğanı görüyoruz. Bir de yumurta varmış bunun içerisine. Haşlanmış yumurta koymuşlar. Bir de yine çok enteresan, çorbada olur mu olmaz mı pek bilemiyoruz ama salatalıkta konmuş. Havucu yine görüyoruz. Soğuk çorba. Yani bizim damak tadımıza göre biraz farklı gördüğünüz gibi çorbalar. Burada patatesten yapılma bir başka yemek daha görüyoruz. İlk önce mantar ve soğan güzelce kavrulmuş ve patates püresinin içerisine yerleştirilmiş ve bu şekilde de şekil aldırılmış. Yine simitenayla bir de mantar sosuyla yenilen bir yemek. Böyle de süslenmiş değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi patates ciddi anlamda Belarus mutfağının ana ögesini oluşturuyor. Evet, ekmekleri görüyoruz yine burada. Burada da
Yine Belarus mutfağının değişmezlerinden turşuyu görüyoruz. Lahana turşusu başta olmak üzere farklı sebzelerin turşuları var. Tabii turşuları bizim turşular gibi keskin değilmiş. Sirkeyi biraz daha az kullanıyorlarmış. Burada da yine haşlanmış patatesleri görüyoruz. Patates değişmezlerden gördüğünüz gibi hemen her yemekte patates var. Pancar var. Burada da yanında turp var. Siyah ekmeği görüyoruz. Evet, Alexander Bey gerçekten uğraşmış. Belarus yemekleri olur da tatlısı olmaz mı değerli seyirciler? Tatlımız da geliyor. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde süslenmiş, şekil verilmiş. Servis de gayet güzel. Bu arada hatırlatmış olalım. Bulunduğumuz lokanta oldukça meşhur bir lokanta değerli seyirciler. Belaruslular tarafından bilinen, tanınan, lezzetleriyle ünlü bir lokanta. Tatlımız da elmalı tart. Gördüğünüz gibi tatlı zaten kendisini anlatıyor. İşte tatlısıyla, yemekleriyle Belarus mutfağı. Spasiba. Belarus'ta Dostluk, Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ediyoruz. Türk girişimciler tarafından 2005 yılında başkent Minsk'te kurulan merkez, aktif olarak o yıldan bu yıla iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına çalışmalar yürütüyor. Merkez, bünyesinde verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra kültürel ve diyalog çalışmalarında da çok başarılar göstermiş. Değerli seyirciler, Belarus'ta, başkent Minsk'te dilimiz Türkçemizi çok güzel konuşan öğrencilerle beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Evet, canavar gibi öğrenciler, maşallah, subhanallah diyelim. Değerli seyirciler, uzaklarda Belarus'ta dilimiz Türkçemiz öğretiliyor. Burada başkent Minsk'te Dostluk, Dil ve Kültür Merkezi var. Ve bu merkezde öğrenciler güzel dilimizi, Türkçemizi öğreniyorlar. Onlarla ilk önce bir tanışalım dilerseniz. Adın ne? Valeri. Valeri. Senin adın? Sasha. Sasha, nasılsın, iyi misin Sasha? İyiyim. Senin adın? Ben Vlad. Vlad, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim. Evet. Evet, seni tanıyalım. Anastasia. Anastasia. Evet, seni tanıyalım. Polina. Polina. Adım Anya. Anya. Evet. Hakikaten muhteşem öğrenciler ve Türkçe olimpiyatlarına katılmışlar. Türkçe olimpiyatlarında Belarus'u temsil etmişler ve madalyalarla dönmüşler, dereceler almışlar. Hepinizi kutluyorum ben. Her birerinizi kutluyorum. Ve farklı farklı parçalar biliyorlar. Yani mesela benden çok daha güzel şarkılar söylüyorlar değerli seyirciler. Kısa kısa onlardan şarkılar dinleyeceğim. Sadece şarkı değil, şiirler dinleyeceğiz, değil mi? Tabii ki. Evet, küçük bir Türkçe olimpiyatı size Belarus'ta yapacağız değerli seyirciler. Türkiye'den uzaklarda, başkent Minsk'te küçük bir Türkçe olimpiyatı hemen şuracıkta, güzel bir parkta organize ediyoruz sizler için. Lera, bir şarkı söyler misin? Yağmur yürekliyim. Yağmur yürekliyim, tamam. Evet. Sarılıp yarama gitsen çare değil ki. Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar. Oy delsizim, oy gülmezim, yağmur yürekliyim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Tebrik ediyorum. Zor mu Türkçe şarkı söylemek? Biraz. Biraz. Peki senden bir şiir herhalde dinleyeceğiz, değil mi Sasha? Evet. Senin...
Zulmü alkışlayamam, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Hakikaten süper okudun. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi şiirin, tebrik ediyorum seni. Vurguların da gayet güzeldi. Evet, sadece şarkılar değil, gördüğünüz gibi şiirleri de öğrencilerimiz çok güzel okuyorlar. Saşa, zulmü alkışlayamam dedin, zalimi asla sevemem dedin değil mi? Evet, buralarda da zulüm alkışlanmıyor, zalim de hiç sevilmiyor değerli seyirciler. Evet, Vlad, sen ne okuyacaksın bize? Şiir okuyacağım, Necip Fazıl Kısaküreğin. Aa, harika. Evet. Seviyor musun şiir okumayı? Tabii ki, tabii ki. Türkiye'ye gittin değil mi? Evet. Türkiye'de nereleri gezdin şimdiye kadar? Ben Karadeniz'i gezdim, Erzurum'u gezdim, başka ne? Erzincan, Kars. Kars'a? Evet. Bravo. Orada soğuk. siz soğuğa alışkınsınız değil mi burada? Evet. Ama insanlar çok sıcakkanlı. Öyle evet. Mi? Kars soğuk ama insanlar sıcakkanlı. Evet. Bravo. Peki en çok ne etkiledi seni Türkiye'de? İnsanlar. İnsanlar. Evet. Harika. Onları çok seviyorum. Onlar misafirperver bunun için. Harika. Evet. Peki bir daha önümüzdeki günlerde gitmek istiyor musun? Evet. Tabii ki. O zaman senden bir şiir dinleyelim. Ben alabilirim. Buyur. Tabii daha iyi de. Mikrofonu da kaptı. Vlad değerli seyirci elimizden mikrofonu da aldı. Zaten gelecek onların Allah'ın izni ve inayetiyle. Evet. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi nöel ağacı. Dallar daireti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı. Önü sürdürmeyen çırak utansın. Ölüm denilir de varış dediğin. Geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk. Bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Teşekkürler. Bravo. Süperdi. Hakikaten şiir okumayı seviyor musun? Onu da görmüş olduk. Anastas seni şöyle alalım. Peki sen seviyor musun Türkiye'yi, Türk insanını, çok Anadolu seviyorum. İnsanını? Çok seviyorum. Niçin seviyorsun mesela? Onlar çok iyiler. Çok anlıyorlar bizi. Biz onları çok seviyoruz. Onlar da bizi. Evet. Evet. Burada Türk arkadaşlarım var. Türk abilerim var, ablalarım evet, var. Evet. Onlarla ilgili neler söylemek istersin? Onlar Türkiye'den buraya geldiler. Sizlerle birlikteler. Evet. Bize çok yardım ediyorlar. Evet. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'de de burada da çok yardım ediyorlar bize. Türkçe de öğretiyorlar. Evet. Gayet güzel Türkçen. Her yıl gidiyor musun Türkiye'ye? Evet, her yıl gidiyorum. Her yıl Türkiye'ye gidiyorsun. Evet. Bu yıl da gideceksin. Evet. Nereye gidiyorsunuz? İnşallah Alanya'ya tatile gideceğim ve İstanbul'a inşallah Ağustos'ta. Evet. Peki sadece Türkiye değil bildiğim kadarıyla dünyada dil ve kültür festivallerine katıldınız farklı farklı ülkelerde. Nerelere gittiniz? Bu sene Etiyopya'ya, Kırgızistan'a ve Estonya'ya gittim. Oo, bravo, tebrik ediyorum. Bir arkadaşınız daha yurt dışı. Sen gitmiştin galiba. Sen nerelere gittin? Tanzanya'da ve Fransa'da. Oo, süper. Dil ve kültür festivallerinde bu ülkelere gittiniz. Memnun kaldınız mı oralarda? Tabii ki, evet. Farklı kültürleri tanımak çok güzel değil mi? Evet, çok güzel. Peki senden bir parça dinlemek istersek bize ne okuyacaksın? Şarkı mı, şiir mi? Bir şarkı, bir başkadır benim memleketim. Hadi bakalım, o zaman sana da mikrofonu verelim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuna. Her köşesi cennetim, ezilir yanlar içim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Harika, süper. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Seni şöyle alalım. Tekrar bir tanıyalım seni. Adın neydi? Palina. Palina. Sen de kısa bir çalar mısın bize?
Biraz sonra şarkıyla dinleyeceğiz ama şarkıdan önce bir kısa çalar mısın bize kemanı? Tamam. Hadi bakalım. Harika, bravo, tebrik ediyoruz. Anya, seni şöyle alalım ortaya. Palina, sen orada duruyorsun. Sen bize ne okuyacaksın? Şarkı söyleyeceğim Palina ile. Keman ile. Nazan da sevgilim. Nazan da sevgilim. Sen Türkiye'ye gittin mi? Evet, gittim. Nereleri gezdin Türkiye'de? O çok fazla gezdim aslında. 14 şehire gittim. Oo, harika. Gezdiğinizi... 14 tane şehri gezdin. Senin en çok ne etkiledi bu ziyaretlerin esnasında? Çok şey var. İnsanlar tabii ki kültür. Hı-hı. Türkiye'de farklı yerlerde farklı kültür var. Bu da çok ilginç. Yemekler tabii ki çok güzel. Evet. Bu kadar. Peki öğretmenlerle ilgili? Burada Türkçe öğretmenlerim var. Sizin ülkenizde size Türkçe öğretiyorlar. Onlarla ilgili neler söylemek istersin? İlk önce tabii ki teşekkür etmek istiyorum. Türkçe öğretmenlerimi çok seviyorum. Hı-hı. Hepinizi. Bana çok yardım ettiler. Hem kültür hakkında hem de eğitim olarak, Türkçe olarak yani çok teşekkür etmek istiyorum. Türkçeni seviyor musun? Çok seviyorum. İlk başta çok alışkın değildin herhalde, değil mi Türkçeyine? Evet, ama sonra bana kolay geldi. Öyle mi? Türkçe öğrenmek zor mu? Kolay. Kolay. Sana zor mu? Kolay. Kolay. Oo, bravo, çok güzel. O zaman senden Nazende sevgilimi dinleyelim, mikrofonu verelim. Nazende sevdiğim yadıma düştün. Sen de tek benim yadıma düştün. Nazende sevdiğim yadıma düştün. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarından şu anda seyredenler var. Dünyanın çok farklı coğrafyalarından bizi seyredenler var. Belarus'tan, başkent Minsk'ten selam gönderelim merkeze. Gönderelim. Şöyle ben de aramıza gireyim. Hep beraber el sallayalım. Evet, Türkiye'ye, dünyanın çok farklı ülkelerine, başkent Minsk'ten, Belarus'tan selamlar gönderiyoruz değerli seyirciler. Ой, жена, ковч, которой я сильнее.
Diyalog Avrasya Derneği bizi çok farklı alanlardan insanlarla tanıştırdı. Filozoflarla, yazarlarla, gazetecilerle ve iş adamlarıyla. Ve şaşırtıcı olan şu ki biz farklı dilleri konuşan farklı farklı ülkelerin insanlarıyız. Ama burada birbirimizi rahatlıkla anladık. Çünkü aynı şeyi düşünüyoruz. Bu dünyadaki en önemli şeyin dostluk olduğunu ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayış olduğunu, ne olursa olsun bu barışı muhafaza etmemiz gerektiğini daha iyi kavradık. Diyalog Avrasya'nın faaliyetlerini üzerine bina ettiği prensipler, iyilikte bulunma duygusu, adalet, insanlar arası ilişkilerde hümanistçe yaklaşım, gerçekten de harika. Gülen'in fikirleri, özellikle de diyalog ve hoşgörüyle alakalı fikirleri şu anda oldukça aktüeldir ve ciddi bir önem arz ediyor. Aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinde Diyalog Avrasya platformu tarafından yapılanlar da çok önemlidir. Özellikle de Belarus'ta hayata geçirilen çok sayıda proje. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Artık Belarus'ta neredeyse herkes Fethullah Gülen'in kim olduğunu biliyor ve onu tanıyor. Çünkü ünlü bilim adamı Yevgeni Vabasov, Gülen'i anlatan bir biyografi kitabı yazdı. Kitap Rusça yayınlandı ve Gülen hakkındaki birçok ayrıntıyı bu kitap vasıtasıyla öğrenebiliriz. Ve gerçekten bütün kalbimle şunu söyleyebilirim. Minsk'te yaşayan, burada çalışan, diyalog için faaliyet gösteren, karşılıklı anlayış için, işbirliği için faaliyet gösteren Türk vatandaşları çok güzel işler yaptılar. İş dünyasıyla alakalı bizim burada Belarus ve Türk İş Adamları Derneğimiz var. Belarus Türk ve İş Adamları Derneğimizin faaliyetleri arasında Türkiye'de ciddi manada buraya yatırım düşünen insanlar olduğu zaman biz onları burada karşılıyoruz. Onların burada daha sağlam, daha güvenilir yatırım yapmaları adına zeminlerini hazırlıyoruz. Türkiye'de çok Belarus'un bilindiğini zannetmiyorum. Belarus'taki imkanların da çok bilinildiğini zannetmiyorum. Çünkü burada sadece inşaat alanında çok başarı göstermişiz. Fakat hem gıda sektöründe olsun, tarım alanında mesela özellikle Belarus'un Ukrayna ile bir sınırız. Belarus'taki buğdayı olsun, işte diğer tarım alanları olsun, ağır sanayisi olsun. Burası bayağı ünlüdür aslında. Nüfusu 10 milyon ama bu nüfusa bakaraktan burada herhangi bir iş olmadığını düşünmesinler lütfen. Muhakkak onları buraya bekliyoruz. Burada mesela Kazakistan, Rusya Federasyonu ve Belarus arasında gümrük birliği anlaşması var. İşte bizim burada yapılacak olan açacakları bir kurum, toptan bir yer olabilir, büyük bir ileriye mahtup düşündükleri projenin kaynağı, merkezi burası olabilir. Çünkü maliyetleri dörtte bir, üçte bire düşürerek buradan hem Kazakistan hem Rusya Federasyonu'ndaki her ülkeye mallarını gönderebilirler. Biz her alanda iş adamlarımızı buraya davet ediyor, bekliyoruz ve kendilerine şu sözü çok rahatlıkla verebiliyorum. Karşılaşacakları bütün engeller, bütün sıkıntılara biz üzerimize alıp kendilerine destek olmayı, yardımcı olmayı vaat ediyoruz. Saniyeler, dakikalar hızla geçiyor ve biz bir bölümümüzün daha sonuna geldik değerli seyirciler. Web adresimiz www.aynaprogrami.com, e-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Eğer Aynanın bu bölümünü seyredemediyseniz web adresimizden seyredebilirsiniz. Bu arada hatırlatmış olalım, Aynanın tüm bölümleri web adresimizde. Arzu ettiğiniz bölümlerimizi rahat bir şekilde web adresimizden seyredebilirsiniz. Şu anda ekranda görünen Twitter adreslerinden de bize duygularınızı, düşüncelerinizi iletebilirsiniz değerli seyirciler. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle başkent Minsk'ten, Belarus ülkesinden Allah'a ısmarladık.